Bugün 18 Kasım 2012. İlk günlerde yaşadığım korku bir yerini eziyete bıraktı. Gerçekle hayali ayırt edemeyecek kadar iç içe girdi her şey. Her an her yerde benimle olduklarını bilmek beni her geçen gün daha fazla tedirgin ediyor.
Alo. Ne yapıyorsun prenses? Kaçıncı çaldırışın? Merak ettim seni. Banyodaydım aşkım. Aşkım, iyi misin? İyiyim iyiyim, merak etme. Ne yaptınız, çıktınız mı? Çıktık, yoldayız. Siz de hazır olun, geldiğimizde hemen çıkalım, tamam? Tamam aşkım, öpüyorum. Of Sema be. Sema. 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 Git başımdan ya. Kemaller yola çıkmış. Ya evde kalmak istemiyorsan kalk, hazırlan. Öf. Hoş, sen bu dağınıklıkla zaten evde kalırsın. Her şey güzel de şu canlının peşimize takılması. Yani işin yoksa çakma prensesin triplerini çek. Sorma. Güya Barkın tutturmuş illa Canan da gelsin diye. Aman takma, boş ver ya. Barkın hala aşık mıymış ona ya? Aşıkmış demek ki, baksana. Şu erkeklerin kafası nasıl çalışıyor gerçekten anlamıyorum ya. Etrafta bir sürü kız varken takıyorlar basit kızlara kafalarını. Ya bu hatunun okulda takılmadığı adam kalmadı be. Üf, tamam Sema ya, bize ne ya? Bize ne olur mu kızım? Sen Kemal'i kıskanmıyorsun herhalde. Teşhirci. İlla açacak o bacakları. Öyle sadece izlenmekten hoşlanan tipler var ya, bu onlardan işte. Sonrası umrunda değil. Bilecek ki herkes onu istiyor. Geldiler. Aşkım hazır mısınız? Evet evet, iniyoruz. Hadi Sema. Kızım söylemeyi unuttum ya. Ben her an hasta olabilirim. Hatırlat da alalım yolda çaktırmadan. Ben de var. Aşkım bu ne güzellik kız ha? Evet kız. İyi Kemal, sen de. İyi gel. Selam Feride. Selam Canan. Barkın. Barkın. Ne? Abi sen arabayı kullansana, ben sevgilimle arkada oturayım diyorum. Hadi hadi abi. Hoş geldiniz kızlar. Ne haber Barkın? Maceraya hazır. Siz? Gerçi Feride somurtkan yine ama. Açarız oğlum. Açarız. Açarız. Bak işte ben bunu mu biliyorum ya. Ne dedim sana evde? Nasıl açmış her yeri? Barkın dikkat etsin de kaza yapmasak bari. Arkadaşlar birazdan markete gireceğiz. Herkes ne ihtiyacı varsa alsın, iki gün her türlü imkandan uzağız. Ona göre. Abi sen de bir 300 metre ileride market olacak, orayı sakın kaçırma. Moruk, şu yeni çıkan oyunlardan bir iki tane alsak mı ya? Sonra sıkılırsak döndür döndür maç yapmayalım. Ya ne oyunu Kemal ya? Yoksa yengenin haberi yok mu bizim tatil anlayışımızın oyun oynamak olduğunda? Oğlum alıştıra alıştıra söyleyecektik değil mi? Alıştıra alıştıra. Kemal, bana senin için gezi organize ettim diyorsun. Bir de oyun çıkartıyorsun. İsterseniz biz inelim, siz takılın ha? Aman bebeğim ya. Ya yok oyun mu oyun, Atari falan Kemal. Atari dedi yalan.
sen gelmiyor musun? Yok, uyuyacağım. Siz takılın. Ay, uyuyacakmış prenses. Merhaba bayan. Ben sevgi yüklü ayınız Kemal. Ne oldu güzel bayan? Niye somurtuyorsunuz? Aman Kemal ya. Bebeğim ne oluyor? Sorun ne? Şu Canan takılmasa peşimiz olmazdı sanki. Sırf moral bozmaya gelmiş. Baksana. Bu muydu yani? Bütün gün yaptığın o surat bunun için miydi? Hayatım, bu salak Barkın var ya. Ben bununla bütün gece konuştum. Bu içti, içti, içti. Bana bir güzel döküldü. Tamam mı? Bunun tek derdi, ben bu kızla nasıl kaynaşırım? Ben de kızı çağırdım. Ne yapayım yani? Çağırmayayım mı? Hem boş ver ya. Biz kendi keyfimize bakalım. Tamam, onu anladık da. Ne bu havalar yani, ha? Ön koltuğa kurulmalar falan. Ha, sen kıskandın yani. Hayatım, bak. Kız zaten hasta. İlaçlarını almadığı zaman böyle duvar saati gibi kalıyor. İdare edin işte ya. Hem ne yani? Kızım senle ne problemi? Kızım senle ne problemi? Barkın. Aa, bayılıyorum bu adama ya. Alalım mı CD'sini, yolda dinleriz? Arabanın CD çaları çalışmıyor ki. Sadece radyo var. Salak. Benzincide falan dursana. Hayda. Bizim daha yeni çıktık marketten. O kadar da sorduk sana ihtiyacın var mı diye. Ya daha demin tuvaletim yoktu. Şimdi var. Ne yapayım Kemal'cim? Arabana mı işeyim? Ha, şu mesele. Tamam o zaman. Hallederiz. Dönüyorum. Bana olsa durmazdınız valla. Nedense ikinizde de bir Canan deyince akan sular duruyor. Aşkım, biz az önce markette ne konuştuk seninle? Ha? Belki kız yanımızda ilaç almak istemiyor. Çişim var bahanesiyle tuvalete gidiyor. Nereden biliyorsun? Ya ne varmış bahane uyduracak? Altı üstü antidepresan işte. Herkes kullanıyor. Ya tamam, uzatmayalım. İki dakika durduk işte. Kafadan böyle keyfimiz kaçarsa yandık ya. Sıkıntı. Aynen abi.
ikili orada. Baksak mı? Bakın. Sakin. Usta, iyi misin? Seher Konağı diye bir yer varmış burada. Nerede? Aşkım, buralardaymış işte. Burada söylüyor. Vay be. Süpermiş moruk. Abi hava soğuk. Yarın teşekkür edersin. Bak kızlar da üşüyor zaten. Hadi geçelim. Üşüdük valla. Buz gibi ya. Aşkım, ışıkları yaksana. Of, donma. İşte iki günümüzü geçireceğimiz mini sarayımız arkadaşlar. Nasıl? Aşkım, beğendin mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim, beklediğimden iyiymiş. Kanka. Vallahi bundan iyisinde Brunei Sultan'ı kalıyor oğlum. bu arada Sema hariç herkesin odası yukarıda. Yok ya, niye ben aşağıda kalıyorum? Kızım, sen gece zombi gibi geziniyorsun. İn çık, bizi rahatsız etmeyin. yukarıdaki odalara da bakalım. Sonra yemek olayına girişelim. Çok acıktım yoksa açlıktan. Birkaç kişiyi... Ya oğlum, insan canını aşağı gönderir ya mal. Canan, iyi misin? İyiyim. Gözüm karardı ben, başım döndü. Açlıktan, açlıktan. Yerleşelim de sonra herkes dökülmeden hemen bir şeyler atıştır. İyi misin Canan? Su içmek istersen. Yok. İyiyim, geçer birazdan. Sen odaya kadar gel, koluma gir. Dikkat çekmek için yapmıyorsa neyim var? Burası da bizim odamız aşkım. Dikkat ettiysen en güzel oda da bizimki.
Sen var ya, az değilsin ha. O kadar olsun kızım. Sabahtan beri boşuna mı rehber gibi takılıyoruz? İlgileniyorum ki tırt odaları kakaladığımı anlamasınlar. Gel hadi. Tamam. Ne oldu? Ya. Aşkım bir şey söyleyeceğim, bozulacaksın. O zaman yavaş söyle, çok keyifliyim. Aşkım. Arkadaş zamanı mı ya? Ya ne yapayım, bazen stresten zaman kayması oluyor. Of. Ya uzatma işte, zaten gerginim. Tamam, tamam, sen hakikaten gerginsin bugün ha. O zaman hediyeyi şimdi vereyim de haftaya güzel başlayalım. Bak bakalım beğenecek misin? Bana hediye mi aldın? Ellerimle yaptım diyelim. Ya aşkım bunlar çok güzel. Bak. Benim fotoğraflarım. Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatrı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Nasıl? Güzel yazmış mıyım? Çok güzel olmuş. Ama keşke Cemal Süreyya'dan daha önce yazsaydı. Oha abi, oha. E hadi abi, inmiyor musunuz yemeğe? Ya servis şoförü gibi sizi topluyorum. Bu nedir ya? Tamam oğlum, geleceğiz çık. Burası da soğukmuş ha. Tamam o zaman, ben halledeyim onu. Bebeğim sen niye iniyorsun? Ben hallederim. İşte gel. Tamamdır. Tamamdır. Hadi çıkalım bebeğim, çok acıktı.
Oda konusu açılmışken en kasvetli odayı da bana vermişsiniz. Cama gazete kağıtları falan yapıştırmışlar. Ya bir de insan bakar ya eski gazetelere. Baktığım gibi intihar haberi okudum. Moralim bozuldu. Kanka ya sen mutfaktan birkaç tane daha bira getirsen. Kemal, ilk günden çok içip sapıtmıyoruz değil mi aşkım? Hayatım şöyle yapalım. Ben burada tatilin her türlü keyfini çıkarayım, tadını çıkarayım. Söz veriyorum sana İstanbul'a gidince içmeyeceğim. Başka isteyen? Ben de içerim. Bak ağzın gözün kayıyor sonra. Ya ne dediğini bile bilmiyorsun. Çok feci soğuyorum senden, haberin olsun ha. Abartıyorsun. Her şey iyi de evde sanki biraz kasvet var gibi. Değil mi? Bunların ilgisizliğinden öyle geliyor Semacığım. Bir iki laf etsek eğleneceğiz de. Allah aşkına ya. Hani ilk geldiğinizde her şey baldı börekti. Ne oldu? Ne bileyim ben ya. Sanki böyle Adams ailesinin evi gibi geldi. Ne ne ne? Adams ailesinin evi gibi. Kızım olayımız o zaten ya. Retro kafası. Yoksa bilirdik yani gidip 5 yıldızlı otelde kalmayı. Keşke. Ne oldu kız? Ev korkuttu mu seni? Ne güzel işte kızım. Bak birlikteyiz. Ne güzel sırları uyuruz. Vallahi korkabilir abi. Normaldir ya. Az aşağıda mezarlık var sonuçta. Nerede ya? Ben görmedim. Vallahi ben de görmedim ama köy varsa mezarlık da vardır yani. Baba sırada ben. Olur öyle. Ya sonuçta bayağı bir yaşanmışlık var. Ben inanırım öyle şeylere. Nasıl şeylere? Şşt, hayır. Feride sakın. Sakın. Ulan içkiyi ben içeceğim. Siz daha kokusundan mallaştınız ha. Aşkım sen de şaşırtıyorsun beni ya. Ya istediğin kadar şaşır, sonuçta bunlar olan şeyler. Abi bak bu yaşa geldiniz, hangi biriniz fantastik bir şey yaşadınız? Yaşamadım. Herkes bilir böyle kuytu köşelerde barındıklarını ama yani. Kimler ya, kimler? Dinliyorum. Ne oluyor ya? Ne oldu öyle ya? Dağlık arazi abi. Olur yani böyle yerlerde. Zaten emlakçı şey dedi, arada bir voltaj gelip gider dedi. Tesadüf yani. Yok, cinler yaptı. Ya ben sizin o diplomalarınıza sokayım ya. Ya terbiyesizleşme aşkım ya. Öf, tamam hadi kapatın konuyu, tamam. Bir de bu salak bana geçen sene diyor ki Likya yolunu yürüyelim birader diyor. Oğlum sen demek ki yolun başında bırakacaktın. Vallahi ben olaya Feride gibi bakmasam da... Pardon. Pardon, sen şamansın. Değil mi? Şaman değilim kardeşim. Şamanizm tez konum. Ama onların varlıklarının da böyle bir boyut olduğunu, beslendiğini inkar edemezsin, he? E tamam abi, ne yapacaklar? Yani gelip bizi bu dağ başında öpecekler mi, affedersin? Yok canım. Doğruysan, temizsen sana bir şey yapmazlar. Haklı. Ya onların da bir düzeni var. Dokunmazsan sorun yok. Ama uğraşırsan olay değişir tabii. Hayda. Ben de onu diyorum işte. Madem uğraşıyorsun ne oluyor peki? Ne olacak yani? Bak şimdi biz organik varlıklarız değil mi? Ha? Organik varlıklar bu masada gördüğün şeylerle besleniyorlar. Buraya kadar okey mi? Okey. Tamam, ilkokul seviyesinde anlatayım abi. Anlat. Ama onlar inorganik varlıklar. Yani enerji şeklinde. Yani dolayısıyla enerji şeklinde besleniyorlar. İnsanın yaydığı korku, sevinç vesaire. Üf, tamam ya, hadi kapatalım konuyu artık ya. Doğal olarak bu enerjiler o boyutta oldukça değerli. Ayrıca Barkın söylediklerine ek olarak şunu da belirteyim. Bazen bizim formumuza bulunup aynı bizim gibi davranabilirler. Şu an inanılmaz bir korku içindeyim. Acayip korktum şu anda. Tamam hadi aşkım gel yatalım ya. Maşallah herkes boyut uzmanı, baksana. Hadi kalk. Bebeğim bir dakika ya. Vallahi çok merak ediyorum. Bu salak saçma bu muhabbetin sonu nereye gidecek çok merak ediyorum. Bir sorum var. Madem siz böyle in, cin, büyü böyle şeylere inanıyorsunuz. Kaç yaşındasınız abi siz? Ne alakası var abi? Ha? Ne alakası var ya? Ha bir kere büyü olayı benim söylediğim şeyin dışında bir mevzu. Ama sonuçta inanıyorsun değil mi? Yani hiç tecrübe etmedim ama yani sonuçta var olan bir şey.
Kesinlikle var olan bir şey. Ama çok bulaşmamak lazım. Bir kere böyle bir şey olsa bunu yapabilen adamlar dünyayı yönetirdi. Tamam mı? Yönetiyordur belki de. Ha, siktir oradan, yönetiyormuş. Of. Ya sen niye maddesel bakıyorsun ki her şeye? Sevdiğine kavuşmak için yapan da var. Ya da sevenleri ayırmak için. Ha, orada dur işte. Beni büyüyle sevecek karı hiç sevmesin daha iyi kardeşim. Aşk her şeyi yaptırır. Hayda. Ne oluyor ya bu saatte şimdi? Durun ben bakayım. Hiçbiriniz kalkmadınız lan. Hiç bana bak. Senin cinler gelmiş olmasın. Ya. Baba baba, surata bak. İyi akşamlar. Rahatsız ediyoruz. Galiba kaybolduk. Lave konağını arıyorduk. Siz buralısınız. Bilirsiniz değil mi? Yok birader, bilmiyorum. Biz de yabancısıyız. İsterseniz geçin içeride biraz soluklanın. Yok teşekkürler. Arabamız şurada. Neyse, biz sizi rahatsız ettik. İyi geceler. Size de.
Hadi. Hadi. Aşkım hoş geldin. Ah be! Uyumamış da kalkmış, oyun açmış ya. Ya bıkmadınız mı Allah aşkına? Ben gol atmaktan bıktım. Bu kardeşimiz yemekten bıkmadı. Sürekli bir daha bir daha oynayalım diyor. Ulan hatuna hava atacağım diye niye sıkıyorsun? He? İlk maçta ben takmadım mı? Oğlum o zaman ben daha yeni uyanmıştım. Hadi be! Oo, herkesin uykusu kaçmış ya. Ne kaynatıyorsunuz gece gece? Gel Sema, gel. Yaptın mı, bitti mi? Bitti, sende. Hadi başla. Sende oğlum, başla. Ha, bendeymiş lan. Ah be, dışarı attım ya. Güzel, güzel, böyle devam. Neresi güzel oğlum? Yeniliyoruz lan. Yuvarlanmış. Yuvarlakla orta yap, aynen. Vur kafanı şimdi, yapıştır onu, yapıştır onu. Hadi, kupa. Gerçekten değil, olamam sana. Hep dışarı atıyorum ben ya. Bebeğim, X'e basacaksın. Üçgene değil, X. Bas buna. X tırtıklı orayı. Çarpıya bas, çarpıya. Bak şimdi çarpıya. O şeyi çek. Tamam. R'ye bas. Ha. Koş şimdi. Kareyle şu şey. Şimdi yuvarlığa da aynı zaman çevir diyeceğim ama. Vur. Ya hoppa, işte yok böyle, hocam, ben onu nasıl yapayım be? Gel Canan. Neyse hadi, geç oldu, yarın gün ölmesin abi. Yatalım. Basma. Siz yatın, ben biraz kitap okuyacağım. Kemal. Bu gece ben gelmeden önce Canan yanınıza geldi mi? İyi geceler. Ben gelmeden önce Canan geldi mi diye sordum Kemal. İyi geceler. Şimdi bak bakalım. Ah, bu da olmadı. Sigortalar açık, ampullerde bir şey yok. Bir sıkıntı var ama anlamadım. Ne olmuş aşkım? Vallahi biz de anlamadık. Canan, senin cinler yapmış olmasın? Çok komik. Bırakın geyi de ne yapacağız ya? Ya o kadar gitti geldi, bir şey olacağı belliydi. Emlakçı arkada jeneratör ver demişti. Ona bir bakalım. O da olmazsa bilmiyorum. Gideriz o zaman. Akşam mum ışığında otururuz. Daha otantik olmaz mı? Bana uyar. Şu jeneratöre bakalım yine de. Dediğin kadar varmış sana. Ya ben bunun bu kadar bulunduğu ortamı gelen, bütün enerjisini alan biri olduğunu bilmiyordum valla. Bakışları gördün mü?
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunun Barkın'da falan gözü yok. Havayı bozmak için gelmiş. Aynen. Ben olsam istenmediğimi anladığım yerde bir dakika bile durmazdım valla. Geldi mi elektrikler? Bilmem. Yine olmamış. Kalmayalım böyle Kemal ya. Aşkım o kadar yol geldik. Zaten kafa boşaltacağız. Elektriğe ihtiyacımız yok ki. Mutfaktan bir şey isteyen var mı? Nereye? Çok sıkıldım ya. Evden getirdiğimiz dergileri benim çantama mı koymuştuk? Evet. Tamam. Ben de gazete haberini görünce dikkatimi çekti birden. Kapı kapalıydı Feride. Aradığını bulabildin mi bari? Hey millet, buraya gelin.
kurtar lütfen. Yalvarıyorum Kemal, ne olur. Ben hiç iyi değilim ya. Yalvarıyorum lütfen. Şşş, tamam. Sakin ol. Sakin ol bebeğim. Sakin ol. Kemal, Kemal gerçekten gitmek istiyorum buradan. Hemen giderim lütfen. Bebeğim, hayır canım. Nereye Kemal, hemen gitmek istiyorum buradan. Hemen gideceğim. Aşkım saçmalama. Ne gitmesi ya? Ben artık bu evde bir dakika bile kalmak istemiyorum Kemal. Feride. Of Feride. 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 Gel hayatım biraz konuşalım. Gel. Bu kadar kişi senin keyfine göre mi hareket edecek? Heh? Tamam diyoruz. Yarın gideceğiz diyoruz işte. Daha ne? Ya geldiğinden beri mızmızlanıyorsun bak. Ne kendin tat aldın ne bize aldırdın. Yeter, otur oturduğun yerde. Ben gitmek istiyorum. Arabanın anahtarlarını verir misin? Sema. Saçmalama Feride, ne gitmesi Allah aşkına? Aşkım, lütfen sakin ol. Ortada hiçbir şey yok. Kendi kendine gerginlik yaratıyorsun, yaratma. Kalmamış kardeşim, bunlar son. Hayda. Durmadan içerseniz biter tabii. Ayrıca pardon da sen daha nereye içeceksin Kemal? Ya aşkım ben daha 4-5 şişe içerdim ya. Zaten geldiğimizden beri takımdan ayrı düz koşu halindeyiz. Sert oldu. Sema. Ben seni daha önce okulda hiçbir erkekle görmedim. Yoksa sen lezbiyen misin ya? Oğlum bu daha sert oldu kanka. Ya, muhabbetin geldiği yere bak ya. Ya sana ne oğlum, sana ne? Senin bu kızın bu kadar özeline girmeye hakkın var mı? Ya ağzınızla için şunu ya da içmeyin. Evet, Feride insanların özel hayatına girme konusunda çok hassastır çünkü. Canan. Hem senden hoşlanıyorum diye hem de gözünün önünde millete neler soruyor ya. Vazgeçtim, sen takılma bunda. Ne oluyor ya? Gol oldu, 2 oldu. Ya sen de kapa çeneni be. Kızım sen ne yapıyorsun ya? Aklını başına getiriyorum Kemal. Gerçekten çok mu istiyorsun beni? Evet. Hadi bakalım. Allah belanızı versin ya. Kızım milletin muhabbeti işte. Bize ne? Bırak takılsınlar, sana ne oluyor şimdi ya? Bir şey olmuyor Kemal, sen keyfine bak. İstersen birazdan Canan'la Barkın'a da katılabilirsin ha. Sema, bu gece ben senin odanda kalabilir miyim? Ha, git git Sema ile. Ya kapa çeneni, daha fazla uyuz etme beni. Feride sen şuraya bir gelsene 2 dakika. Gelmeyeceğim Kemal. Sakın bak arkamdan geleyim deme, beni daha fazla sinirlendirme. İyi be, gelmeyiz. Ya geldiğime geleceğime pişman oldum ya. Takma canım ya, yarın sabah barışırsınız. Zaten gerginim. Üstüne bu evin kasveti, üstüne bunların ahlaksızlıkları. Bir de elektrikler kesik. İyice daraldım Sema ya. Ben biraz müzik dinleyeceğim Semacığım, kusura bakma. Aa, tamam ya, sen bak keyfine. Ben eğlencemi buldum zaten. Dün geceden beri dinliyorum, garip garip şeyler anlatıyor. Bugün 18 Kasım 2012. İlk günlerde yaşadığım korku yerini eziyete bıraktı. Gerçekle hayali ayırt edemeyecek kadar iç içe girdi her şey. Her
her yerde benimle olduklarını bilmek beni her geçen gün daha fazla tedirgin ediyor. Feride. Hı? Baksana çok ilginç şeyler anlatıyor ya. Olayı cinlere falan bağladı bu. İçinde olduğum şey bir kabus mu yoksa gerçek mi? Beynim inici. Onların sesleriyle dolu. Benden başka kimsenin duymadığı, beni tek bir şeye yönlendiren sessiz çığlıklar. Çağırdıkları tek yer, söyledikleri tek şey. Başlasın artık. Ölüm. Canım sus değil mi ya? Kesildi. Ne yapacağız? Nasıl çıkacağız buradan? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunlar Mustafa'nın ses kayıtlarında bahsettiği şeyler. Onu aldıkları gibi bizi de alacaklar Feride. Kim lan bu Mustafa? Ne kaydı bu? Feride! Yardım et bana, kapıyı açın ne olur! Deva beni açmayın ne olur! Bize oyun oynuyorlar Sema benim Feride. Mustafa'nın söylediklerini hatırla. Beraber dinlemedik mi? Bize oyun oynuyorlar Sema benim. Allah aşkına Feride gözlerimin içine bak Sema benim. Bize oyun oynuyorlar. Ne olur kapıyı açmayın. Alacaklar beni, alacaklar. Ne olur. Ah!
çılına ben de sizinle beraber fırladım. Tam arkanızdan geliyordum böyle. Görünmez bir şey beni tuttu. Sanki zamanda kayboldum. Bilmiyorum ne kadar kaldım orada ama sonra kendimi Canan'ın kapısının önünde buldum. Her şey Mustafa'nın ses kayıtlarındaki gibi. Kim ulan bu Mustafa? Bu Mustafa'nın kim olduğunu söyleyin artık bana. Yeter be! Buraya geldiğimiz ilk gün odamda bir ses kayıt cihazı buldum. Orayı anladık. İşte dün geceden beri de dinliyorum. Başlangıçta biriyle gittiği büyük seanslarından, böyle her şeyin güzel olduğundan falan bahsediyordu. Sonraki günlerde cinlerin Ammar denilen grubun esiri olduğunu ve boyutlar arasında kaybolduğunu anlatmaya başladı. Ammar. Ammar, insanların arasında karışabilen cinlerin adıymış. Bu çocuğa da musallat olmuş anladığım kadarıyla. Sen bütün bunları şimdi mi anlatıyorsun? Dalga mı geçiyorsun Kemal? İnanacak mıydın bana? Bu gece de Feride ile beraber dinledik. Yaşadığımız her şey Mustafa'nın söyledikleriyle aynı. Bu evde mi yaşamış? Bilmiyorum ama onun anlattıklarına bakılırsa hepimizi alacaklar. Hepimizi. Nerede bu alet? Benim odamda. Almamız lazım. Ben gelemem. Ben gelemem. Kızım anlamıyor musunuz? O kayıtlar bizim buradan çıkmamız için tek yol olabilir. Belki de dinlemediğiniz yerler vardır. Ben gelemem. Gelemem. Hadi. Hadi! Hücrelerimin içinde olduklarını hissediyorum.
beynimin içi. Onların üst sesleriyle dolu. Çağırdıkları tek yer. Söyledikleri tek şey. Kurtulamadı. Kim ailesini alacaklar? Bugün 25 Aralık 2012. İntihar etmemin üstünden bir ay geçti. Hangi boyutta olduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Peki, o ne yapıyor? İkimiz de öleceğiz burada. O diye bahsettiğim kim? O diye bahsettiğim kim? Feride çıkacağız. Feride çıkacağız. Feride çıkacağız. Onlar cinlerin amma grubundan. Yiyecekleri kemik ve pislik. Onlar cinlerin ammar 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 grubundan. Yiyecekleri kemik ve pislik. Yiyecekleri kemik ve pislik.
Yapmak istediğin şey daha. Emin misin? Ben hocayı falan buldum bak. Ne lazımsa öğrendim bile. Ölü toprağı falan filan işte. Seviyorum ben bu çocuğu ya. Hem de köpek gibi seviyorum. Bir kere bile dönüp bakmıyor bana ya. Ya bir tutturmuş Canan Canan. Kızı da bir gör, kaşarın teki. Ne buluyorsa onda artık. Kuzen, bak sen bana emanetsin. Başına bir şey gelmesini istemem. Yardım et işte bana, kırma beni ya. Gibi davranıyor. Hatta bu hafta sonu Kemal, ben, Barkın ve Sema 2 günlüğüne bir daha evine gideceğiz. Bu tatilin en kötü yanı Canan'ın da bizimle gelecek olması. Ama olsun. Kemal'le beraber olmak benim için her şeye değer. Bu kaseti Feride Hanım'ın yalnız yaşadığı evde bulduk. Devamı da var. Bahsini ettiğiniz gece benim Canan'la nişan gecemdi. Hatta Barkın'la Sema da geldiler. O gece oradalardı yani. Ayrıca biz Canan'la 5 yıldır birlikteyiz. Yani Feride'yle böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Olmadı da. Ki bunun en yakın tanığı da Canan'ın ev arkadaşı Sema'dır. Tamam Kemal Bey, biz bunların hepsini biliyoruz. Sorun yok. Ayrıca sizi herhangi bir şeyle de itham etmiyoruz. Feride Hanım'ın ölüm nedeni belli. Şiddetli astım krizi. De. Neden böyle bir kaset doldurmuş? Neden hiç gitmediği oda evinden devamlı bahsetmiş? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Feride Hanım'la paralel Suzan adlı bu kızın ölümünü araştırıyoruz. İki varka arasında öyle elle tutulur bir benzerlik yok. Ama son zamanlarda ard arda gelen bu genç çocuk ölümlerinde ortak bir nokta var ki yapmadıkları şeyler hakkında konuştuklarını, gitmedikleri yerlere gittiklerini söylemişler. Takdir edersiniz ki müvekkillerimin bunu bilmek gibi bir zorunluluğu yok komiserim. Kemal Bey'in söylediği gibi olay tarihinde yüzlerce kişinin gözü önünde bir arada oldukları şahitler ve delillerle sabittir. Şimdi izin verirseniz. Buyurun.